Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Osman'ın Müslüman olmasına vesile olan kahin kimdir? Hz. Osman radıyallahu anh efendimiz 3. halife peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra ve peygamber efendimizin damadı. Ama ilk Müslümanlardan olan Hz. Osman'ın Müslüman olmasına vesile olan bir durum aslında aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik delillerinden de birisidir. Hz. Osman Efendimiz'in akrabalarından olan Sa'd binti Kureyz bir kahindi. O da cinleri vasıtasıyla aldığı bazı bilgileri insanlara söyler ve haber verdiği gibi çıkardı. İşte bu annemiz bir gün Hz. Osman'a yeğeni diyebileceğimiz Hz. Osman'a der ki sen git o zata iman et. Çünkü Hazreti Osman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmiştir. O da git ona iman et demiştir. O da bir müddet düşünür. Sonra gider Hazreti Ebubekir Efendimizle istişare eder. Onun da telkinatıyla gider. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman eder ve peygamberliğini kabul eder. Bu olayı duyan o akrabası, o annemiz der ki Allah Osman'a rahmet eylesin. Benim teklifimle ve yönlendirmemle Allah ona hidayeti nasip etti diyerek bu durumu dile getirir. Burada esasen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğinin haber verilmesi ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine bir delil olması önemli. Diğer taraftan Hz. Osman'ın kendisini yapılan telkinatı araştırıp, düşünüp ona göre hemen bir ön yargıya girmeden daha önceki bilgilerine esas alıp verilen telkinatı görmezden gelmeden dikkate alıyor, önemsiyor ve daha sonra gidip güvendiği, sevdiği, itimat ettiği Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le istişare ediyor. Onların verdiği bilgileri dikkate alarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine iman ediyor.